nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Gayet iyisiniz bence. Çok iyisiniz zaten. Yok, paket iyi de içten yorgunum. Meral'in şeyini söyledim şey, arkadaşlar. Küçükken gençliğimizde küçük kızlar böyle çok pembeye aşıktı ya. Kızlar kaç yaşına gelirse gelsin bence pembeye aşıktır. Benim de çok sevdiğim renklerden bir tanesi. Bir de elbiseyi çok seviyorum. O yüzden bugün pembe tercih ettim. Hala küçük çocuğum diyorsunuz yani. Ruhumuz öyle yani. Tabii şu an biraz yorgun hissediyor olsam da yine de çocuklarla yaşayan, özellikle de sürekli çocuklarla vakit geçiren anneler o ruhlarını bence kaybetmiyorlar diye düşünüyorum. Ben şahsen öyleyim yani. Ama iyi haber ki okullar açıldı. Sus, evet açıldı yani tabii ama okullar bütün gün olmuyor biliyorsun yani 3.30'a kadar keşke okullar. Keşke olsa diyorsunuz. Ya olsa fena olmaz tabii yani eğitim şarttı biliyorsun. Çocukların böyle çok sizi bunalttığı anlar oluyor mu? Yok ya ne bunalacak, ben onlarla vakit geçirmek için her şeyi organize ediyorum. Bütün boş vakitlerimi onların okul çıkışına göre ayarlıyorum. Onlar okuldayken bütün işlerimi hallediyorum. Çünkü bu yaşları bir daha geri gelmiyor. Ben de mümkün olduğu kadar en kaliteli, en iyi zamanı onlara ayırmaya çalışıyorum. En mutlu olduğunuz anlar ne zamandır? Ya da bir de evin içerisinde çocuklarla ve size ait özel bölgeniz var mı? Var, trambolin. Trambolimiz var bir tane evde. Yere oturarak sadece ayakla futbol oynuyoruz, elleri kullanmadan. En çok eğlendiğimiz bu dönemlerde o. Birazcık fazla enerji harcıyoruz. Yorgun olmamak lazım onu oynamak için. Yani ben, onlar hiçbir zaman yorgun olmuyorlar ama ben yorgun olabiliyorum. En keyif aldığımız şu anda, en popüler oyunumuz şu anda trambolin. Hep çocuklardan bahsettik. Çocukların haricinde siz kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ne derece? Ben ayırıyorum. Yani şöyle ayırıyorum. Tabii onlar okuldayken sabah yayından sonra bütün işlerimi hallediyorum. Sonra spora gidiyorum. Kendime özel zaman ayırıyorum. Toplantılarımı hallediyorum. Dediğim gibi saat 3.30-4'e kadar. Ondan sonrasında saat işte 7'ye kadar onların bir boş zamanı var. 7'de ödevleri başlıyor. Sonra yemek, sonra duş, sonra uyku. Biz beraber saat 9.30'da yatıyoruz çocuklarla. Çağla Şeker'in hayatta yeter artık, yani çok yoruldum artık dediği bir zaman var mıydı? Çok bunaldığınız anlar oldu mu? Yok yok, hiç olmadı. Yani ben hep çok şükretmeyi seven bir insanım. Çalıştıkça daha da çok şarj olan bir insanım. Dolayısıyla da hani böyle bir vay yoruldum, vay hayat beni çok yordu değil. Bunları, bütün işleri seçen, bu işlerin hepsini aynı anda yapmayı seçen, işte çocuk sahibi olmayı seçen sonuçta benim. Dolayısıyla da bütün seçtiğim kararlardan çok mutluyum. Yorgunluk, güzel yorgunluklar bunlar, tatlı yorgunluklar açıkçası. Mutsuz olunduğunuz zaman ne yaparsınız? Ben mutsuz genellikle olmuyorum. Ya Allah büyük dert vermesin tabii ki ama genel hayatıma çok mutluyumdur. Yani çok şükür hayatım çok güzel. Yani mutlu olmak için hiçbir sebebim yok şu anda. Son olarak biraz da magazin yapalım. Yapalım? Yapalım. Hadi yapalım. Nasıl yapacağım magazin, çok merak ediyorum. Bir duruşmanız vardı sonuçta. Bu magazin değil yalnız ama yine de soru istiyorsan. Vergiyle ilgili bir duruşmanız vardı. Oradan bir karar çıktı. Evet, çok şükür. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani tabii ki adaletin yerini bulmuş olması çok çok önemli bizim için. Çok kıymetli bir karar oldu. Üzerimizden çok büyük bir yük kalktı, çok büyük bir sorumluluktu. Ama detayları öğrenmek isterseniz tabii ki avukatımla konuşabilirsiniz. Ben bu kadar söyleyebilirim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sağ olun. Tamam.